Alanya Posta TV ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ayrıntılarla karşınızdayız. Kiracılar kara kara düşünüyor. Kira artışına getirilen %25'lik sınırın bitmesine 3 ay kaldı. Bu sebeple kiracılar yetkililerden yardım talep ediyor. Kira artışlarında %25'lik sınırın bitmesine az kaldı. Bu süre boyunca sınırlama kaldırıldığında ise fahiş artışlar yaşanması nedeniyle vatandaşlar tedirgin oluyor. Yeni ev arayanlar bütçesine göre ev bulamıyor. Kiracılar zam baskısıyla mücadele ediyor. Yaşanan bu sorun karşısında kiracıları korumak için geçen yaz önemli bir yasa düzenlemesi yapıldı ve kira artışına %25 zam sınırı getirildi. Ancak bir yıl süreli düzenleme yaklaşık 3 ay sonra sona erecek. Konu hakkında Alanya Posta Mence ekibine değerlendirmelerde bulunan emlak sektörünün önemli temsilcilerinden Ali Özsoy. Eğer enflasyon oranları düşük seyrederse kiracıya, geçen yıllardaki gibi yüksek seyrederse ev sahiplerine yarayacaktır dedi. Özsoy, kiralık konutlarda kanunen kira artış oranında 12 aylık tüfe ortalaması baz alınmaktaydı. Afaki kira artışlarının önüne geçebilmek için kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla %25 zam yapılabilecek şekilde geçici bir düzenlemeye gidildi. Tam anlamıyla uygulanamayan bu sistem kiracılar açısından çok olumlu, ev sahipleri açısından da çok olumsuz karşılanmıştı. Hatta bu yüzden ev sahipleriyle kiracılar arasında çok sayıda anlaşmazlık çıktı. Belki kademeli bir sistem olsaydı hem ev sahibi hem de kiracı tarafından da makul karşılanılabilirdi. 1 Temmuz'dan itibaren süresi dolacak olan bu %25'lik kira arttırım oranında yeniden herhangi bir sınırlandırma ve uygulama olmazsa eski sisteme yani 12 aylık tüfe ortalamasına göre devam edilecek. Kişisel görüşüm kira arttırım oranlarında her iki tarafı da üzmeyecek kademeli bir uygulama getirilmeli şeklinde konuştu. hem kiracılar hem de ev sahipleri dertli. Ev sahipleri yeni evlerin çok pahalı olduğunu, büyük yatırımlar yaptıklarını dolayısıyla düşük fiyata kiraya vermelerinin kendileri açısından cazip olmadığını ifade ediyor. Kiracılarsa kazandığımız bu parayla nasıl kira verelim, nasıl geçinelim derdinde. Müteahhitlerse girdi maliyetleri çok arttı. O yüzden evlerin fiyatı da arttı diyor. Herkes kendince haklı fakat olan gariban vatandaş oluyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Alanya'da artık yaz turizm sezonu hazırlıkları da kısmen başladı. Otel, pansiyon, apart otel, hediyelik eşya mağazaları ve butikler, restoranlar, kafeler hazırlıklarını yapmakla meşgul. Alanya Lokanta Hediyelik Eşyacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, esnafımız turizm sezonu için hazırlıklarını tamamlayıp Alanya'mıza gelecek yerli ve yabancı tatilcileri beklemeye başladı dedi. Kahramanmaraş merkezi yaşanan deprem felaketi sonrası 50 bin dolayında depremzede Alanya'da bulunan otellere ve pansiyonlara yerleştirilmişti. Mart ayı 15 itibariyle depremzede vatandaşların tesislerden ayrılması ile birlikte otel ve pansiyonlarda sezon hazırlığına başlandığını anımsatan. Pansiyoncular ve Lokantacılar Hediyelik Eşyacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci. Bu sene Rus akını beklentisi nedeniyle üyelerimiz raflarını doldurmaya başladı. Esnaf arkadaşlarım ortalama 1 Nisan itibariyle sezona kendilerini hazırlamış olacak dedi. İyi bir süreç yakaladılar. Fena değil piyasadaki işlerimiz. Sadece sıkıntımız maliyetler ve personel giderleri ve benzeri birçok konular. Onun haricinde iş bakımından iyi bir ivme yakaladıklarını görüyoruz. Pansiyoncu apart ve konaklama tesisi olan otellerimiz arkadaşlarımız da biliyorsunuz bu depremin arkasından bir hayli e, sağ olsunlar destek verdiler birçok e, depremize... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu selden etkilenen Şanlıurfa'daki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Çavuşoğlu Karakoyun Mahallesi'ndeki ziyaretlerinin ardından Cuma namazını tarihi Balıklıgöl yerleşkesine bulunan Dergah Camii'nde kıldığı namazın ardından Balıklı Gölü yerleşkesini gezen Çavuşoğlu, selden etkilenen gölde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara ve esnafa geçmiş olsun dileğini iletti. Deprem bölgesine sık sık giden ve geçtiğimiz günlerde çocuklarla oynarken paylaştığı yağ satarım bal satarım videosu viral olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Şanlıurfa'da esnaf ziyaretinden sonra geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu en başından beri devletin sağda olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu buradan ayrılmadı, destek verdi. Cumhurbaşkanımız bizzat takip etti. Tüm askerlerimiz, polisimiz, kurumlarımız, itfaiye, afat, tüm belediyelerimiz gece gündüz demeden çalıştı. Ödemelerimiz başlamış zaten. İlk başta her afette olduğu gibi can suyu dedi. Kıyasettin Keyhüsrev zamanında 1227 yılında Yalılar emirine yaptırılan tarihi Alanya Andızlı Camii'nde Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları yarım kaldı. Bu çalışmadan kaynaklı olarak minareden sızan su kubbeden cami içerisine girmeye başladı. Sıvalar döküldü, halılar ıslandı. Vatandaş tam teşekkürlü cemaat oluşturmakta, namaz kılmakta zorlandığını ifade ediyor. Özellikle kadınların bölümünde cemaatin büyük zorluk çektiği, daha sonradan yapılan eklentide ise sıvaların döküldüğü demirin ortaya çıktığı görüldü. Tamir olacak da abi soruldu. Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün görev alanına giren tarihi yapılan bakım ve onarım aşamasında yaşanan aksaklıkların ardı arkası kesilmiyor. Alanya'da Tophane Mahallesi'nde bulunan ve adını önündeki andız ağaçlarından almış olan cami 1227 yılında inşa edilirken bugünkü görünümüne 1970 yılında kavuştu. Eski yapıdan günümüze avlu, giriş kapısı, üç kitabe ve minarenin bir bölümü kaldı. 1725 yılında onarım görmüş olduğunu gösteren kitabesinde bulunan kesme taştan yapılan cami, minaresinde başlanan onarım büyük oranda tamamlandı. Ancak iskele uzun süredir kurulu halde bekliyor. Şöyle. Minare tadilatı sebebiyle kurulan iskelenin altında iki ayrı bölümde kiremitlerin kırılması ve çökme sebebiyle yağmur suyu kubbeden camiye sızıyor. Camide kadınlar mahfili bölümüyle mahvile çıkış merdiveninin önünde oluşan ıslaklık ve küften namaz kılamaz hale geldi. Caminin sonradan yapılan şadırvan ve lavabo kısmının tavanında ise betonun döküldüğü ve demirin ortaya çıktığı dikkat çekmekte. Depremle birlikte daha çok dikkat çeken bu duruma karşı ise Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün henüz bir çalışma başlatmadığı görüldü. İbadete açık olan camideki bu durum cemaati rahatsız ediyor. Cami cemaati bir an önce tadilatın tamamlanarak caminin güvenli hale getirilmesini istedi. Ee, Tarihi yalnız camideyiz. Ee, bütün yağmurlarda e, camimiz su alıyor. Ee, tadilat var minamız, e, minarede ama henüz e, tadilat bitmedi. Uzun süredir devam ediyor. Ee, şu anda da e, mağduruz gelen cemaat maalesef ıstakallıların üzerinde namaz kılmak zorunda kalıyor. Tahtalar e, yıpranıyor. Hani, e, eğer ki bir ilgilenen olursa çok mutlu oluruz, seviniriz. Minaresi kesme taştan yapılmış caminin minberinde oymacılık sanatının güzel bir örneğini görmek mümkündür. Yapının önünde kısmen son cemaat yerinin altında büyük bir Selçuklu sarnıcı ve yol aşağısında Arap kuyusu denilen eski bir kuyu vardır. <laughs> Restorasyon sıkıntısı Alanya Kalesi'ndeki Tophane Mahallesi'ndeki tarihi andızlı camiinde değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Şubat 1935'te Alanya'yı ziyaret ettiği sırada kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan yapıda 2 yılı aşkın süredir kapı duvar deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için bakıma alınan yapı ödenek sorunu sebebiyle iskelesi kurulmuş halde uzun zamandır restorasyonu bekliyor. Alanya Atatürk Evi Müzesi'nin 2010'da yapılan bakımının ardından 2021 yılında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları bir türlü tamamlanamıyor. Ziyaret için gidenleri kapıdaki "Müzemiz devam eden kapsamlı proje yapımı ve restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalıdır." yazısı karşılamakta. Evin sahibi Rıfat Azakoğlu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağışlanmış ve 1987 yılında müzeye dönüştürülmüş Alanya'ya özgü mimariye sahip Atatürk Evi ve Müzesi'nde bitmek bilmeyen restorasyon işlemi için geçen yıl ödenek yetersizliği sebebiyle sürecin uzadığı öne sürülmüştü. Müzede Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurumlarca yürütülen restorasyon çalışmaları için esaslı onların projesi hazırlanıyor. Kurul tarafından rölevesi onaylandı. Nisan ayı içerisinde de esaslı onarım projesinin onaylanmasının ardından kapsamlı restorasyona başlanacak. Statik sorunlar ve ahşap sıkıntılarının onarılmasının ardından müze yeniden ziyaretçilere açılacak. Yapının içler acısı halini görenler duruma üzülürken eserlerse Alanya Müze Müdürlüğü'nde depolanmakta. İş güvenliği önlemi alınmadan çalışılması pes dedirtiyor. Sık sık iş kazalarının gündeme taşınmasına rağmen Alanya'da bir inşaatın 5. katında emniyet kemersiz ve baret'siz çalışan işçiler olası bir kazada adeta ölüme davetiye çıkardı. Alanya'da Kadıpaşa Mahallesi Bostancı Caddesi'nde bir inşaatın 5. katında çalışmalarını sürdüren inşaat işçileri güvenlik önlemleri almadan çalışıyor. Baret ve emniyet kemerinin takılmasının zorunlu olduğu şantiyelerde yüksekte çalışan işçilerin hiçbirinin emniyet kemeri ve baretinin olmaması Alanya Posta Medya'nın objektiflerine yansıdı. Alanya'da iş güvenliğine önem verdiği için sürekli denetim gerçekleştiren bir takım firmalar varken bazı firmalarda işçilerine denetim yapılmıyor. Bu doğrultuda işçilerin baret takması gibi güvenlik önlemlerini denetleyen firmalar kendi işçilerinin ölümüne davetiye hazırlayarak ihmali sebebiyet veriyor. Çevrede bulunan vatandaşlar da konuyla ilgili firmaların denetimlerini sıklaştırması gerektiğini ve bir sürü insanın geçtiği bölgede can kaybının yaşanmamasını istediklerini vurguladı. İYİ Parti 28. Dönem Antalya Milletvekili aday adayı Banu Özel Tutkaç aday adayla başvurusunun ardından sağ çalışmalarına hız verdi. Tutkaç, Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkına istinaden aday olduğunu söyledi. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun'u ziyaret eden İYİ Parti 28. Dönem Antalya Milletvekili aday adayı Banu Özel Tutkaç, Kadınlarımızın, çocuklarımızın, hayvanlarımızın sorunlarını müdafaa etmek için mecliste Antalya'yı temsil etmek için adayım dedi. Birçok ülkeden birçok Avrupa... Tutağaç, Atatürk'ün Türk kadınına birçok ülkeden önce verdiği seçme ve seçilme hakkına binaen ondan aldığım güçle aday adayı olduğunu ifade etti. müdafaa etmek için... Kadınlarımızın sorunlarını, çocuklarımızın, hayvanlarımızın sorunlarını müdafaa etmek için mecliste Antalya'yı... Alanya Belediyesi su taşkınlarını ve yolların deforme olmasını önlemek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kızılca şehirde şarampollere beton kaplandı. Çalışmalar kapsamında Kızılca şehir yolu şerampollerinin beton kaplaması ve mahalle içi yol bakım çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 2 kilometre yolun şerampo beton kaplama ile yağmur suyuna karşı önlem alınıyor. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür eden Kızılcaşehir Mahalle Muhtarı Hüseyin Yönet. Mahallemizde Çakal Deresi yolunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 2 kilometre yolun şarampol betonu dökülmüş olacak. Mahalle içi yol ve bağlantıların ise bakım çalışması yapılıyor. Tüm bu hizmetler için Başkanımız Adem Murat Yücel'e teşekkür ediyorum dedi. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Buna göre Türkiye'de 60.94499 kişi yurt dışında da 3.286.786 kişi oy kullanabilecek. Alanya'da ise bu sayı yaklaşık 232.000 dolayında. Yüksek Seçim Kurulu'nun dünkü toplantısına ilişkin kararına göre yurt içinde 190.736 sandıkta 60.904.499 kişi oy kullanabilecek. Alanya'da ise 232.000'e yakın seçmenin oy kullanabileceği öğrenildi. YSK'nın dünkü toplantısında alınan kararlar bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içinde toplam 190.736 sandıkta 60.904.499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4.969 sandıkta 3.286.486 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta kullanılmak üzere toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak. Değerli izleyenler, ittifaklarda da kartlar yeniden karıldı. Kendisi aday olacağını ifade eden yeniden Refah, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan adaylıktan çekildiğini bugün öğleden sonra duyurdu. Fatih Erbakan, Karşı bloğun ülkemize fayda getirmeyeceği gerçeği var diyerek Cumhur İttifakı'na katıldığını belirtti. Aynı zamanda Hüdapar seçimlere AK Parti listelerinden girme kararı aldı. Antalya'da şehit aileleri ve gaziler İlemniyet Müdürü Orhan Çevik tarafından düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği iftarda okunan mevlit ve akşam ezanının ardından birlikte oruçlar açıldı. Her yıl polis haftası münasebetiyle düzenledikleri geleneksel yemek organizasyonunu Ramazan ayının ilk gününde iftarı hep birlikte açma arzusuyla anlamlandırmak istediklerini söyleyen Çevik, Ramazan ayının ilk gününde bizleri yalnız bırakmayan, bizlerle beraber olan tüm aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin siz değerli ailelerine ve yakınlarına teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın her mensubu görevlerini yerine getirirken en büyük gücü halkımızın güveni ve vatan sevgisiyle yoğrulan yüksek vazifesi şuurudur diye konuştu. İftar yemeği ve edilen duaların ardından program sona erdi. İftar programına Vali Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemirli, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve eşi Profesör Doktor Ömer Özkan, Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Tarık Ekimoğlu, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçın ile şehit ve gazi aileleriyle diğer protokol mensupları katıldı. Hepinizi kalbi duygularla selamlıyor, saygılarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Alanya Latin Kekubat Üniversitesi Arkeolojik İstihbarat Etkinliği düzenliyor. Alanya Alaaddin Kubat Üniversitesi, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Alanya Bölgesi Arkeoloji ve Arkeolojik istihbarat Başlıklı Seminer düzenlenecek. Tarihi eserlerin Alanya ve çevresinde yoğun olması kaçakçıları cezbediyor. Kaçak kazılar sebebiyle oluşan tahribat ve öncesinde alınacak tedbirlere yönelik 29 Mart Çarşamba günü Alkı Eğitim Fakültesi'nde seminer düzenlenecek. Seminerde arkeolojik alanda yaptığı çalışmalar ile öne çıkan Alkı Turizm Fakültesi Turizm rehber Bölüm Başkanı Doçent Doktor Tuna Akçay tarafından bir sunum gerçekleştirilecek. Süper Toto Süper Lig'in 27. haftasında Biteksan Giresun Spor ile deplasmanda karşılaşacak olan Koradon Alanya Spor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı itmanına başladı. Fenerbahçe maçı sonrası 3 gün izin yapan turuncu yeşilli takım teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde yeni haftanın ilk itmanını yaptı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederken dar alanda oyunla tamamlandı. Ülkelerinin milli takım kadrolarında yer alan kaleci Runarsson, Ahmet Hasan, Lusamba ve Balkoviç antrenmanda yer almadı. Değerli izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Pazartesi günü saat 18.30'da yeniden görüşmek dileğiyle mutlu hafta sonları, mutlu akşamlar.